Bugün 15 Ocak 2020 Nazım Hikmet'in 118. doğum gününü anmak üzere toplandık. Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Araştırma Merkezi olarak her sene 15 Ocak'ta, yani Nazım Hikmet'in doğum günü olarak kabul edilen 15 Ocak'ta Nazım Hikmet konferansları düzenliyoruz. Bu seneki konuğumuz da Esra Dicle. Birazdan kendisini buraya davet edeceğim ama ondan önce çok hızlıca büyük şairin hayatından, biyografisinden çok küçük satır başlarını sizlere hatırlatmak istiyorum. 1902 yılında Selanik'te Hikmet Bey ve Celile Hanım'ın ilk çocuğu olarak dünyaya geliyor Nazım Hikmet ve 11 yaşında ilk şiirini yazıyor. Bahriye Mektebi'nde okuyor ancak bir süre sonra rahatsızlığı nedeniyle, sağlık sorunları nedeniyle askerlikten ayrılıyor. 1921'de direnişe katılmak üzere Ankara'ya gidiyorlar Vala Nurettin'le birlikte. Ondan kısa bir süre sonra da Moskova'ya geçiyorlar. Aslında bu geçişte Marksizm ve Sosyalizm'le tanışmış olmalarının etkisi var elbette. Moskova'da Kut Üniversitesi'ne yazılıyorlar ve burada aslında Nazım Hikmet sadece kendi dünya görüşünü geliştirmekle kalmıyor, aynı zamanda avantgard sanat akımlarıyla da karşılaşıyor ve şiirinin ilhamını bu yıllarda aslında ediniyor. Geleneksel kalıpları yıkıyor ve serbest şiirler yazmaya başlıyor. Moskova'ya gittiği günlerden itibaren aslında hayatının sonuna kadar sahip olacağı komünizme olan bağlılığını da yine burada kazanıyor. 1928 yılında gizlice Türkiye'ye dönüyor. Hatta gizlice girerken yakalanıp tutuklanıyor ama hemen bir süre sonra serbest kalıyor. Moskova'dan döndükten sonra, ondan çok kısa bir süre sonra, 2 yıl içerisinde aslında yayınlanan şiir kitabı sayısı 5'i buluyor Nazım Hikmet'in. En verimli yılları diyebiliriz bu yıllar için. 835 satır ilk yayınlanan kitabı. Bundan sonra 1933 yılında hakkında komünizm propagandası nedeniyle dava açıldığını görüyoruz ki aslında hayatının son yıllarına kadar onun hakkında süre giden tartışmaların da başlangıcını bu dava oluşturacak belki de. Ve 1937 yılında ilk kitabı destanlarla öne çıkan ustalık döneminin ilk kitabı Şeyh Bedrettin Destanı'nı yazıyor. Bu kitap aslında Nazım Hikmet'in sağlığında Türkiye'de yayınlanan son kitabı olacak. Bundan sonra 1965 yılına kadar bir daha Nazım Hikmet kitapları yayınlanmayacak. 1938'de yeniden tutuklanıyor ve orduyu ayaklanmaya teşvik ettiği iddiasıyla yargılanıyor. 15 sene hapse mahkum ediliyor. 36 yaşında toplam 28 yıl 4 ay bunun arkasından bir hapis cezası daha alıyor. Hapis cezasına çarptırılıyor. 13 yıllık hapis hayatını geçirmek üzere hapse giriyor. Burada Bursa cezaevinde memleketinden insan manzaralarını yazıyor. Arkasından açlık grevi yılları geliyor. Bu açlık grevi Nazım Hikmet'in serbest bırakılması için yapılan açlık grevi büyük ses getiriyor. Hem Türkiye'de hem dünyada ve şair 15 Temmuz 1950'de affedilerek serbest bırakılıyor. Bundan sonraki süreçte Nazım Hikmet'in Türkiye'de aslında epey zorlu günler yaşadığını anlıyoruz. 1950'de Moskova'ya gidiyor. Burada 1952'de kalp krizi geçiriyor. Kalp krizinin ardından doktoru Galina ile birlikte yaşamaya başlıyor. 1954 yılında Türk vatandaşlığından çıkarılıyor ve sürgün yılları böylece başlamış oluyor Rusya'daki. Ömrünün son yıllarında da Vera Tulyakova ile evleniyor. 1963'te bir başka kalp kriziyle bu dünyadan ayrılıyor. Şiirlerinin yanı sıra oyunları, senaryoları, gazete yazıları, romanlarıyla çok önemli bir yer tutuyor Türkçe edebiyatta. Ama tabii ki bizim için Nazım Hikmet her şeyden önce şairliğiyle edebiyatımızda yer kaplıyor. Ama bugün tabii biz esasen onun oyunlarına odaklanacağız. 1965'te Yön Dergisi'nde ölümünden sonra bu sefer
Kurtuluş Savaşı Destanı Türkiye'de ilk olarak yayınlanıyor ve bir süre sonra Mehmet Fuat D yayınlarında Nazım Hikmet'in bütün eserlerini tek tek yayınlamaya başlıyor. 1991 yılında Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı kız kardeşi Samiye Yaltırım tarafından kuruluyor ve vakıf aslında Nazım Hikmet'in eserleriyle ilgili Nazım Hikmet hakkındaki etkinliklerle, Nazım Hikmet'in yaşamına ilişkin belgesellerle önemli bir süreci başlatmış oluyor. 2009 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla Nazım Hikmet'in vatandaşlığı iade ediliyor ve memleketimden insan manzaraları 100 temel eser listesine giriyor. 2013 yılında da bugün parçası olduğumuz Boğaziçi Üniversitesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Araştırma Merkezi kuruluyor ve merkezimizin bir özelliği de Türkiye'de bir devlet üniversitesinde Nazım Hikmet'in adıyla kurulan ilk kurum, ilk birim olması. Dediğim gibi her sene olduğu gibi bu sene de Nazım Hikmet konferanslarından birini gerçekleştireceğiz. Esra Dicle bugün Nazım Hikmet'in tiyatro oyunları hakkında konuşacak. Şiirlerini elbette çok daha fazla biliyoruz, okuyoruz ama tiyatroları biraz daha gölgede kalıyor belki. Bugün onlar hakkında bizim için çok önemli bir konuşma olacak bu. Çünkü kısa bir süre sonra Esra Dicle'nin Ben Yüz Çiçekten Yanayım başlıklı kitabı da, yani bugünkü konuşmasıyla aynı adı taşıyan kitabı da İmge Yayınları'ndan yayınlanacak. Onu da şimdiden söylemiş olayım. Esra Dicle 2002 yılında Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans ve doktorasını da aynı bölümde tamamladı. Edebiyat kuramları, eleştiri, ideoloji ve edebiyat, modern Türk tiyatrosu üzerine çalışmaları çeşitli dergilerde yayınlandı. 2003-2008 yılları arasında Kadir Has Üniversitesi'nde Türk Dili dersleri verdi. 2005 yılından beri ise Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili dersleri okutmanlığı görevini sürdürüyor. Resmi ideoloji sahnede Kemalist ideolojinin inşasında Halk Evleri dönemi tiyatro oyunlarının etkisi başlıklı kitabı, ki aynı zamanda doktora tezini kitaplaştırmış hali, 2013 yılında İletişim Yayınları tarafından basıldı Esra Dicle'nin. Ve yine yakın zamanda çıkmış olan, aşağıda da edinebileceğiniz Şiir Dünyadan İbaret adlı Nazım Hikmet üzerine yeni çalışmaları içeren kitapta da Kadınların Savaşı'ndan Kadınların İsyanına Uzanan Çağrı Barış başlıklı bir makalesi bulunuyor. Şimdi Ben Yüz Çiçekten Yanayım başlıklı konuşmasını Nazım Hikmet Tiyatrosu'nda Metinler, Türler, Söylemler başlıklı konuşmasını yapmak üzere Esra Dicle'yi buraya davet ediyorum. Öncelikle daveti için Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Araştırma Merkezi'ne geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Nazım Hikmet tiyatro ile ilişkisini açıklamak için şöyle bir cümle kuruyor. Diyor ki, sevgilerimin hiçbirinde platonik olmadığım gibi tiyatro sevgimde de platonik değilim. Türkçe'de yayınlanmış 23 tane oyunu. Kimi tamamen kaybolmuş, kimi de belirli kısımları kaybolmuş, ona yakın oyunuyla 19 yaşında başlayıp ölene kadar sürdürdüğü, Türkiye'de, Moskova'da, hapishanede, hasta yatağında bile hiç ara vermediği oyun yazarlığını bir kenara koyarsak, onunla birlikte aynı zamanda Nazım Hikmet çok ciddi ve düzenli bir tiyatro seyircisidir de. İzlediği oyunlar üzerine eleştiri yazıları yazan bir tiyatro eleştirmenidir de. Tiyatronun ilkel kökenlerinden ve itibaren ürettiği bütün formlar üzerine düşünen, aynı zamanda kendi dünya görüşünü bu formlarla nasıl temsil edebileceğinin yollarını araştıran, aslında bütünlüklü bir tiyatro insanı Nazım Hikmet. Fakat tabii bu kadar kuvvetli bir şiiri olunca ve bu şiirinin de çok kuvvetli bir dramatik yönü ve performatif niteliği olunca, şiirinin gölgesinden tiyatrosunu açığa çıkartmak ve onun üzerine düşünmek aslında çok ihmal edilen bir konu oldu bu zamana kadar. Halbuki Nazım Hikmet'in oyunlarına bakıldığı zaman, tiyatro üzerine düşünceleri araştırıldığı zaman, onun hem kendi sanatına hem de bütün tiyatro tarihine ve tiyatronun ürettiği bütün formlara dair çok zengin bir yolun gittiğini görürüz. Bu nedenle
aslında Nazım'ın sahnenin ihtiyaçlarını karşılayan, sürekli yeniden değerlendirilip, yeniden üretilip güncellenebilecek bir içerik sunan, bütün deneysel formlara açık bir tiyatro içeriği vardır. Ve umarım kısa bir süreden itibaren artık şiirinden devşirilmiş içeriklerle değil de Nazım Hikmet'in kendi tiyatrosunun ürettiği tiyatro metinlerinin sahnelerde görülmesi mümkün olabilir. Bugün Nazım'ın tiyatrosu ile ilgili konuşmamın ilk bölümünde tiyatrosu ile ilgili onun dramaturjisini kuran temel unsurlarla ilgili genel bir çerçeve çizmeye çalışacağım. Ondan sonra da bu konuştuklarımızı daha somutlayabilmek amacıyla 1950'de yazdığı Yusuf ile Menofis oyununa yakından bakmaya çalışacağım. Şimdi Nazım Hikmet'in tiyatro ilgisini tabii en profesyonelleştiği dönem Moskova'da bulunduğu dönem. 1920'lerde Nazım Moskova'da ve tabii ki hem devrimin hem de sanatın merkezi haline gelmiş bir şehrin bütün enerjisini, bütün devrimin ruhunu deneyimlediği bir dönem 1920'ler. Aslında Sovyet avantgard sanatının Sovyet sahnelerinde doğduğunu da düşünürsek, orada takip ettiği oyunlar, Meyerhold'un oyunları, Mayakovski'nin oyunları, Tayrov'un, Vahtangov'un oyunları, dönemin en önemli sahne tasarımcıları olan Stepanova gibi, Popova gibi, Lobchenko gibi tasarımcıların sahne düzenlemelerine dair gördükleri. Onun için tabii çok heyecan verici ve büyüleyici deneyimler haline geliyor. Tabii ki kendisini sürekli ölene kadar zikrettiği bir isim Meyerhold. Meyerhold'un sadece kendi tiyatrosunun değil, bütün sanatı üzerindeki etkilerden sıklıkla bahseder Nazım Hikmet. Hangi yönü Meyerhold'u? Biliyoruz ki aslında sanatını devrimin hizmetine sunan ilk isimlerden bir tanesidir. Ve Rus avantgardın çok önemli sahne tasarımcılarından ve yönetmenlerinden birisidir Meyerhold. Ve sosyalist realist düşüncenin aksine bütün 1920'ler boyunca tiyatronun bütün formlarını sahiplenen, o formları devrimin söylemini, yaşamını, insanını sahnede temsil etmek için kullanmayı önemseyen, son derece enternasyonist, deneysel, biçimci bir sanat anlayışı var Meyerhold'un. Buradaki alıntı aslında Nazım'ın Meyerhold'la ilgili söylediği birçok şeyden, sözden en önemlilerinden bir tanesi. Biz Asya'sı, Afrika'sı, Avrupa'sıyla bütün insanlığın, bütün devirlerde yarattığı gerçek değerlerin biricik varisiyiz diyen Marksist-Leninist düşüncenin rejisörlük sanatındaki tatbikatının birçok parlak örneğini Üstad Meyerhold'da gördüm. Burada tabii ki diyalektik materyalist söylem de bütün tiyatral mirasının arasındaki uyuşmayı aynı zamanda göstermiş oluyor. Dolayısıyla Marksist-Leninist düşüncenin devrim öncesi formları reddetmesinin gerektirmediğini, bunların yeniden dönüştürülerek, üretilerek tekrar devrimle ilişkilendirilerek sahnelenebileceğini savunan bir görüşten bahsediyoruz. Ve tabii Meyerhold'un sahnelerinde oyunlara baktığımız zaman da hem pandomim gibi, mim gibi tiyatronun ilk formlarını, grotesk unsurların sahneye çıkartılması gibi tiyatronun ilk unsurlarını, ilkel unsurlarını görüyoruz. Hem de Latin komedyası, ona bağlı olarak gelişen halk tiyatroları, Commedia dell'arte, tabii ki Molière tiyatrosu, Sovyet halk tiyatroları, Uzak Doğu tiyatrosu, özellikle Çin, Japon ve Hint tiyatrosu. Bunların duyduğu gibi bütün bunlara dair kapsayıcılığı, tabii ki Nazım'ın çok etkilendiği bir yön oluyor. Bunu daha somut göstermek için işte şu ilk aslında en çok bilinen, yani bu avantgard sanatı dediğimiz zaman da en çok karşımıza çıkan fotoğraf budur. Bu oyun aslında Meyerhold'un 1922'de sahnelediği bir oyun ve aslında bir bobin, muhteşem boynuzlu diye bir oyun ve eşi tarafından sürekli aldatılan bir adamın trajikomik hikayesini gösteriyor bize. Fakat sahneye baktığımız zaman işte o devrimin malzemesinin sahnede somutlaştırıldığını görüyoruz. Mesela şu sol üst köşede bir değirmen vardır. Fakat değirmenin uçları metaldir. Ve oyun boyunca sürekli bir giyotin gibi dönüp durur karakterin ensesinde.
Müthiş bir sahne hareketi, dinamizmi, çelik, halat, efendim işte demir, köprüler, binçler, oyuncuların sahnenin her yerinde sürekli kullandığı dövüsel bir hareket. Ve oyuncuları da fark etmişsinizdir, hepsi aynı kıyafetli ve son derece kalıp robotik hareketlerle eylemi temsil ederler. Yani aslında doğalcı, gerçekçi sanat anlayışının tamamen zıttı bir içerik üretilen. Bu aynı zamanda Popova'nın sahne düzenlemesidir. Diğeri de, bu da Şafak adlı bir oyun. Yine sahnede gördüğümüz, mesela orkestra çukuru olarak kullanılan alanın oyunun bir parçası haline getirilmesi ön cephede. Dolayısıyla oyuncuların yine temsil gibi bir yükü olmayan bir sahne düzenlemesiyle, devasa bir görüntüyle, sahnenin büyütülmesiyle ve oyuncuların sürekli sahnenin her yanında bir eylemi temsil etmesiyle koskocaman bir karnavala dönüşür ve devrimin enerjisi, devrimin kuvveti bu şekilde sahnede gösterilmiş olur. Nazım'ın bu dönemde yazdığı oyunlar, tek perdeli oyunlar, bu Piramit ayın 14'ü, 28 Ocak diye sıraladığım oyunlar, bunların hepsi Meryem Boldun'un rejisörlerinden bir tanesi Nikolay Ekin, Nazım'ın da bulunduğu tiyatro okulunda, üniversitede çalıştırdığı, eğittiği dönemde. Ve Nazım'ın ikinci Moskova dönemi, 1925-28 arasında kurduğu Metlar Tiyatrosu'nda sahnelenen oyunlar. Burada Mustafa Sufi olayı da anlatılıyor. İşte kapitalizmin en yüksek aşaması, emperyalizm oyunuyla aslında sahneye oradan metin çıkartıp bir manifesto alanına da dönüştürülebiliyor sahne. Bunlar en tek perdeli oyunlar. Genelde agitprop oyunlar, yani ajitasyon propaganda oyunları. Sahneyi kürsüye dönüştüren, acil siyasi eylemini bulayan ve elimizde hiçbir şu anda metni kalmamış, hiç evlerinin ağzından öğrendiğimiz oyunlar bunlar. Sadece şu, her şey mal. Marksizmin ilk sahnesel dersi oyunu önemli. Çünkü bunu Türkiye'ye döndükten sonra Kafatası adıyla yazacak. Türkiye'ye döndükten sonra da tabii buradaki çalışmalarının ortaya çıkmasında, teşvik edilmesinde en önemlisi Muhsin Ertuğrul. 1925'te Aydınlık Gazetesi için Muhsin Ertuğrul'a bir röportaj yapıyor Nazım Hikmet. Ve Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu rejisör olarak takdim ediyor Muhsin Ertuğrul'u. Kısa bir yazı, çok fazla yorum yapmadığı bir yazı, doğrudan Muhsin Ertuğrul'un cümlelerini anlatılıyor. Zaten bu bile yeterli. Çünkü hem dünya görüşlerinin hem de bunun sahnedeki temsilinin nasıl olacağıyla ilgili fikirlerin çok örtüştüğünü gösteriyor bize. Muhsin Ertuğrul da çünkü 20'lerde Zoologart Tiyatrosu'nun sahnelemelerine tanık olmuş ve bundan oldukça etkilenmiş bir isim. Röportajda Nazım'ın Muhsin Ertuğrul'dan alıntıladığı cümleler, kabil olduğu kadar çerçevesiz ve hudutsuz bir sanat isteyen, yani bütün formları içeren, tiyatrodan adi ve basit natürizmi istemeyi çok gülüş ve çok cahilane bir arzu olarak yorumlayan, tiyatro ile geniş halk kitleleri arasında gayet sıkı bir rabıta olduğuna inanan ve Türkiye'de sanatın ilerleyememesinin nedenini geniş halk kitleleriyle sıkı bir rabıtaya girememesinde bulan görüşlerini aktarıyor ve bu röportajın devamında Muhsin Ertuğrul'un da vurguladığı şey aslında Türkiye'de Sovyetlerdeki devrim sonrası gelişen sanatın örnek alınması gerektiğidir. Burada işte Kafatası oyunu Nazım'ın Türkiye'ye döndükten sonra yazdığı ilk oyun ve şehir tiyatrolarında sahneleniyor. Bu oyun Türkçe'de yazılmış, diyalektik materyalist felsefeyle yazılmış ilk oyun. Sahnede projeksiyon isteyen, işte sahnenin iki katlı kurulmasını talep eden, sahnenin her köşesinde bir eylemin geliştiği, dolayısıyla bu tabii nasıl sahnelendi bilmiyoruz ama oyun metnine baktığımız zaman çok kuvvetli bir Sovyetlerdekine benzer bir episodik yapı, dinamik yapı, sahne teknolojisinin, video kullanımının, episod başlıklarının, hatta episodların içeriklerinin seyirciye haber verilmesinin talep edildiğini gördüğümüz bir içerik söz konusu. Üç oyun sonra kaldırılacak. Tabii ki bizi şaşırtmayacak bu. Yani sansür kurulundan beri nasıl geçti o sırada asıl şaşırtıcı olan. Daha sonra Bir Ölü Evi ve Unutulan Adam, arkasından Bu Bir Rüyadır, Bu Bir Rüyadır Bir Operet. Bunların hepsi de şehir tiyatrolarında sahneleniyor ve sahnede de
dönem için iyi sayabilecek bir süre kalıyor. Yani bunun sebebi Nazım'ın birazcık daha tiyatro ortamına uygun metinler yazmaya başlaması. Yani bu oyunlarda tabii yine örtük bir burjuva ahlakı ve toplumu eleştirisi vardır. Ama bunu daha çok aile, yani 1930'ların temayüllerine bağlı olarak, aile içi hikayeler olarak anlatır. Klasik dram kurgusuna geri döner. Çünkü 30'ların Türkiye'deki tiyatro ortamına baktığımız zaman bir taraftan devlet eliyle yürütülen, teşvik edilen, denetlenen, özellikle halk evleri temelinde gelişen, devletin sipariş ettiği oyunların sahnelendiği daha propagandacı bir tiyatro ortamı var. Burada modern ulus devletin ihtiyaçlarına cevap verecek bir vatandaş eğitiminin gerçekleşeceği bir alan olarak tiyatro görülüyor. Onun dışında da yine aile odağında modernleşmenin, işte yanlış modernleşmenin eleştirisinin yapıldığı, daha işte Reşat Nuri, Yakup Kadri'nin ürettiği içerikler var. Nazım Hikmet de bu klasik dram, doğalcı gerçekçi tiyatroya kaymak zorunda kalıyor bu oyunlarında. Ama tabii ki gördüğü ahlaki yozlaşma bir modernleşmenin sonucu değil, yani burjuva toplumunun doğal sonucu olarak anlatılıyor. Modernleşme bağlamıyla bize gösterilen hikayeler değil bunlar. Ve hapishane dönemi var. Yani Nazım'ın üçüncü dönemi aslında diyebileceğimiz ve en önemli tiyatro metinlerini ürettiği dönem. Bu dönemde bizim için önemli olan aslında iki konu var. Bir tanesi sadece tiyatrosu için değil, kendi sanatı içinde. Bu dönemin nasıl bir etkisi olduğunu Nazım kendisi de açıklıyor. Şeyh Bedrettin'den sonra şekil meseleleri, hele hapse girdikten sonra kafamda bir kat daha berraklaştı diyor. Bunu tiyatro içinde görüyoruz. Tekrar çok biçimli avantgard yapıya geri döndüğüne şahit oluyoruz hapishanede. Çünkü burada oyunlarını sahnelenmesini sağlamak gibi bir mecburiyeti yok artık. Dolayısıyla kendisi istediği gibi malzemesini biçimlendirmenin yeni yollarını arıyor. Ve yine kendisinin söylediği gibi tiyatronun gelişmesi için, boy atması için deneysellikten vazgeçmemek gerekiyor. Birincisi bu, tiyatrosunun da çok türlü yapıya geri dönmesi ve artık daha sonra bundan hiç sapmayacak olması. İkinci önemli noktada aslında kendisinden evvel yazılmış metinlerle diyaloğa girmeye başlaması. Hamlet ve Romeo ve Juliet oyunlarını tekrar yazmayı planladığını anlıyoruz Kemal Tahir'e yazdığı mektuplarda. Ama bununla ilgili herhangi elimizde bir müsvedde ya da işte tam anlanmış metin yok. Ama hangi metinleri tekrar yazıyor? Ferhat Eleşir'in hikayesini ve Yusuf kıssasını yeniden yazdığını fark ediyoruz. Ve yeniden yazım, yani kendisinden önceki metinlerle, gelenekle, klasiklerle diyaloğa geçme sürecinin hapishanedeyken ortaya çıktığını fark ediyoruz. Bu konuya tekrar döneceğim zaten. Dördüncü dönem diyebileceğimiz son dönemi de Moskova dönemi. Tabii Moskova'ya dönüşü çok uzun bir süre sonra gerçekleşiyor. Yani 28'de bıraktığı Moskova'yı bulmayacak orada. Hemen Moskova'ya dönüşünün üçüncü günü sorduğu isimler, Meyerhodlar, Tayrovlar, Vahtangovlarla ilgili, onların akıbetiyle ilgili bir bilgi alamayacak. Ve ne onları sahnelerde görebilecek, ne yakınında görebilecek. Ve gördüğü şeyden de hiç hoşnut olmadığından sık sık bahsedecek. İşte özellikle Yudanovcu, sosyalist, realist, daha çok işte olumlu tipler, çatışmasızlık, devrimin yüceltilmesi ve tabii tek adam kültünün yüceltilmesi. Bu işte Nazım'ın çok alıntılanan bir sözüdür. Ben hücrede tek başıma yatarken sonuna kadar dayanabildiysem herhalde Moskova tiyatrolarını düşlediğimdendir diyor. Fakat gördüğünde her döndükten sonra her yerde gördüğü Stalin heykelleri ve tek adam kutsaması onun için çok büyük bir hayal kırıklığı olacak. Ve bunun bir başka işte bir küçük burjuva sanatının taklidi olduğunu düşünecek. Bu öfke çok kuvvetli Nazım'da. Döndükten sonra yazdığı oyunların da en kuvvetlisi diyebileceğimiz Moskova'ya döndükten sonraki oyunlarının İvan İvanoviç Var mıydı yok muydu oyunu da tam olarak hem estetik anlamda sosyalist realizmin tartışıldığı oyun içinde bile olumlu tip denen şey nedir ve bunun gereği nedir? Bunun oyun karakterleri tarafından tartışıldığı bir oyun bu. Hem de tek adam kültüne
Ve işte devrimci kadroların nasıl birer burjuva bürokratına dönüştüğüne dair çok kuvvetli bir eleştiri içeriyor. Ve oyun sahnelendiği zaman Moskova Satır Tiyatrosu'nda Nazım Moskova'da değil, o sırada yazdığı yazıda oyunun akıbetini çok merak ettiğini söylüyor. Bu oyun acaba sonuna kadar oynanabilecek mi? Oynandıktan sonra bir kez daha perde açabilecek mi diye. İşte sahneleyenlerin başına bir iş gelecek mi acaba diye endişelerini dile getiriyor. Geliyor tabii. 5 oyundan sonra oyun yasaklanıyor. Ve oyun yasaklandıktan sonra işte gerekçelerden bir tanesi de şu: ülkemiz halkının çelişkileri, toplumda görülen eksiklikler ön yargılı bir biçimde abartılıp parti bürokrasisi ve yönetimi sakat bir fikir olarak sunulduğundan oyunun bundan sonra hiçbir yerde sahne almamasına yönelik bir sansür kararı çıkıyor. Bu Nazım için çok travmatik bir şey tabii. Yani Sovyetler'de oyununun yasaklanması. Ve aslında bundan sonra yazdığı oyunların içeriğine de etki ediyor bu. 1955 önemli bir tarih. Hem Meyerhold'un ailesinin onun iade itibarını sağlamak için başlattığı bir kampanya var. Sovyetler'de ve Fransa'da yürütülen. Nazım buna destek verdiği için Kruşçev'in damadı tarafından "siz burada bir misafirsiniz" sözleriyle çok sert bir şekilde ikaz edilecek. İvan Ivanoviç de hatta Nazım Hikmet bir karakter bırakır kendi adıyla oyunun içine ve ona bu sözü söyletir. Şimdi sen bu oyunu yazdın diye de burada bir misafir olmakla, misafir olduğun hatırlatılarak işte azar işiteceksin diye. Bundan sonra yazdığı oyunların da aslında birazcık içeriğine etki ediyor bu travma. Biraz daha geri çekildiğini, biraz daha evrensel barış söyleminin daha baskın olduğu, hem İkinci Dünya Savaşı hem işte Soğuk Savaş döneminin meselelerini içeren oyunlar yazdığı dönemler bunlar. Ve önemli noktalardan bir tanesi Moskova'da yeniden yazım faaliyetini artırarak sürdürmesi. Kadınların İsyanı Aristofanes'in oyunudur. Onu tekrar yazar. Tartüf zaten Molière'in oyunu. Bunu tekrar yazar. Hapiste yazdığı kendi oyunlarını tekrar yazar. İstasyon yolcu oyununun yeniden yazımıdır. Enayi İnsanlık Ölmedi Ya oyununun yeniden yazımıdır. Bir tane daha olması lazım. Onu unutmuşum galiba. Evet, 1953'te Unutulan Adam oyununu unutmuşum. Unutulan Adam oyununu 1935'te yazmıştı, 53'te tekrar yazıyor. Tabii burada önemli sorular var aslında elimizde. Birincisi, Nazım'ın kendisinden evvel üretilmiş metinlerle nasıl bir diyalog kurduğu. İkincisi, Türkiye'de hapiste, tek parti döneminde ve devrimin gerçekleşmediği bir burjuva devletinde yazdığı oyunları Moskova'ya gittikten sonra yeniden nasıl yazdığı, nasıl bir içerikle ürettiği, ilk yazdığı metinlerde yeniden yazılmaya değer bir elverişli içeriği nasıl bulduğu sorusu. İkincisi, mesela bu Aristofanes'in ve Molière'in oyunları komedi oyunları. Yazdığı oyunları, bu oyunların tarihlerine baktığımız zaman 1961, yani aslında Nazım'ın da bizzat bulunduğu Fransa merkezli olarak absürt tiyatronun geliştiği bir dönem. Yani aslında Avrupa'da komedi denen bir formun, bir türün kalmadığı, komedinin uzlaşmacı yapısının artık geçerli olmadığı, hani sorunların çözülmediği, yani sorunların, sergilenen sorunların gülünçleştirilerek geçiştirilemediği ya da sergilenerek çözülemediği dönemler bunlar. Aslında insan bilincinin çok trajikomik bir noktada kendi çıkışsızlığını kavradığı yerde, yapmak istedikleriyle yapabilecekleri arasındaki uyumsuzluğu kavradığı noktada ortaya çıkan bir en fazla trajedi ve bir ironi söz konusudur. Bir komedi formunun ümit varlığı ya da düzeni yeniden tesis edilmesi vurgusu söz konusu değildir. Dolayısıyla Nazım bu oyunları yazarken içeriği onaylayarak yazar. Yani komedi formuyla bir hesaplaşmaya girmez. Aristofanes'in metninde de, Molière'in metninde de din sömürüsü gibi, sınıflaşma gibi, militarizm gibi konuların eleştirisini hali hazırda bulur. O nedenle onlarla bir hesaplaşmaya girmez. Dolayısıyla geleneği işlerken yaptığı dönüştürme, dönüştürerek yeniden üretme eylemi bu metinler için söz konusu olmaz. Bu nedenle de aslında döneminde çok sahnelenen ve insanların taleplerine, hem sahnenin taleplerine hem insanların ruh haline
cevap veren içerikler olmaz. Konuşmanın sonunda Nazım'ın oyunlarının hem Türkiye'de hem Moskova'daki kullanım değeri üzerine bir iki cümle söylemeye çalışacağım. Yani bu oyunlar çok sahnelerde gördüğümüz oyunlar değil, neden? Biraz bunlardan bahsetmeye çalışacağım ama şu genel çizdiğim çerçeveyi somutlaştırmak için önce bir iki temel özelliği, Nazım Hikmet'in dramaturjisini kuran iki temel özelliği tanımlamak lazım. Bir tanesi türler arasılık. Nazım tür mevzuu ile ilgili oyunlarının içinde de çok düşünür. Hatta oyunlarının içinde tür kaymalarını da haber verir. Ve metinlerin başlarında da oyunların türlerini tanımlama gereği duyar. Mesela Ocak başında için Manzum Piyes, Kafatası için Facia, Bir Ölü Evi yahut Merhumun Hanesi için Gülünçlü Komedya, Bu Bir Rüyadır Operet, işte Ferhat ile Şirin oyunu için Bir Çeşit Masal, Kadınların İsyanı, yer yer dramatik bölümler ve eski Yunancı'dan alıntılarla masal müzikli güldürü. Bu birkaç tanesi. Bunları tanımlama gereği duyar. Dolayısıyla metinlere baktığımızda aslında Nazım Hikmet'in tiyatrolarının hiçbir dram kalıbının kurallarıyla oluşturulmadığını görürüz. Bütün formlar arasında sürekli hareket eden, sürekli kayan, sürekli yer değiştiren bir içerikle karşı karşıyayız. Diğeri de tabii ki yeniden yazım, demin bahsettiğim gibi. Bu da çok önemli. 23 oyunun içinde şu gördüğümüz tablo Nazım'ın dramaturjisinin temel unsurlarından bir tanesinin yeniden yazım olduğunu bize çok net gösteriyor. Demin bahsettiğim gibi öncelikle kendi yazdığı oyunları Unutan Adamı iki defa yazıyor. Bir Ölü Evini Bayramın İlk Günü adıyla tekrar yazıyor. Yolcuyu İstasyon adıyla. İnsanlık Ölmediği'yi de Enayi adıyla tekrar yazıyor. Burada önemli nokta kendi oyunlarını tekrar yazarken biri biçime dair, biri içeriğe dair. Biçime dair önemli olan Nazım'ın Sovyetler'de biçimsel denemeleri daha rahatlıkla yapabiliyor olması. Yani o hapishanede başlayan klasik dram kalıplarından, doğalcı gerçeklik tiyatrodan uzaklaşma. Bu oyunları yeniden yazdığı zaman Sovyetler'de çok daha rahatlıkla gerçekleştirdiği bir şey oluyor. İkinci önemli nokta ise şu, oyunları Sovyetler'de yazsa da, hatta mesela İstasyon oyunu Ekim Devrimi üzerindedir. Oyunlar sürekli Türkiye'deki güncel, aktüel politik ortamda diyalog içindedir. Mesela bir Sovyet devrimini anlatan İstasyon oyununun baş kahramanı bir Osmanlı esiridir. Dolayısıyla devrim sonra Lenin'le tanışır. Rüyasında Marx'ı görür. Ve Türkiye'ye döndüğü işte devrim sonrasında bütün esirler azad olduğunda Türkiye'ye dönüp devrimi başlatma sözü vererek ülkeden ayrılır. Ya da Enayi oyununda Alexander diye bir beyaz Rus vardır ve devrim sonrası Türkiye'ye kaçmıştır. Ülkesine geri dönmenin yollarını arar ve onun karşısında Hüseyin denen bir jurnalci, dinci, kindar. Alexander'ın yaptığı işte sucuk ekmekte bütün Türkleri zehirlemek gibi bir plan olduğunu düşünen, herkesi dinden imandan çıkarmak için görevlendirilmiş bir casus olduğuna inanır. İkisi arasındaki mücadele Demokrat Parti yönetiminin Nazım üzerine kurduğu retorikle Nazım'ın buna cevabıdır aslında bir taraftan. Dolayısıyla oyunları Sovyetler'de yazıyor olması onu biçimsel olarak biraz daha rahatlatır. Ama içerik hep Türkiye'deki Demokrat Parti iktidarıyla bağlantılı. Tartuf 59 da öyle. 1959 Demokrat Parti iktidarının otoriterleştiği, en şiddetlendiği dönemde 1959'un tartufu din sömürücülerinin özellikleri nedir? Ne tür enstrümanlarla kuvvetlenmişlerdir? İnsanları nasıl etkilerler? Bu sorularla oluşturur aslında metnini. Şimdi bu genel çerçeveyi, genel şeyi, noktaları Yusuf ile Menofis oyununa odaklanarak, belirli noktalarını tabii konuşarak birazcık daha somutlaştırmak istiyorum. Şimdi Yusuf kıssasını hem Tevrat'ta hem Kur'an'da hem de Mesnevilerde karşılığı olan Yusuf kıssasını kaynak malzeme olarak kullanıyor Nazım. Burada yaptığı ayırt edici özelliklerden bir tanesi tiyatro olmayan bir içeriği tiyatro formuna dönüştürmesi. Diğeri de tabii ki kaynak metnin söylemini kuran bütün unsurları yapı söküme uğratması. Yani burada baktığı zaman Yusuf kıssasında dinsel olanın etrafındaki iktidar ilişkileri onun ilgisini çeker. Yusuf'a baktığı zaman peygamber vasıfları olan birini görmez de iktidar ve güç peşindeki bir tiranı görür. Aynı zamanda Mesnevilerde Yusuf ile Züleyha ile kurulan anlatıyı parçalar ve Züleyha'nın yerine
metne kendisinin müdahalesi ve kendisinin iz düşümü olacak Menefüs diye bir karakter yerleştirir. Dolayısıyla hikaye bir aşk hikayesi boyutundan da kopartılarak içerik devrimcileştirilmiş olur. Şimdi burada tabii kaynak hangisi Nazım'ın oyununda? Yani Yusuf suresi mi? İşte Tekvin yaratılış bölümündeki Tevrat'taki anlatımı yoksa Mesneviler mi? Temel olarak Tevrat anlatısı. Tabii ki Kur'an'la da Mesnevilerle de temas ettiği yerler var ama ana örgü Tevrat anlatısı. Bunu seçmesinin sebebi aslında oradan daha politik bir içerik üretebileceğinin farkında. Kemal Tahir'e yazdığı mektupta orada ne gördüğünü şu cümlelerle anlatıyor. Diyor ki, Yusuf'un ana hattında ve Tevrat'a göre mahiyeti şu. Kabilesine gayet bağlı. Sonra Rabbinin ona gösterdiği rüyaların gerçekleşmesi, yani Demet'in önünde Demetlerin eğilmesi için, köleliğini kölelerin üstünde hükümran olmak için kullanan, iradeli, kurnaz, müzevir ve nihayet Mısır'da Firavun'dan sonra en büyük adam mertebesine çıkabilen ve Mısır toprağını ve halkını Firavun'a satan muhteris. Şimdi burada tabii çok kuvvetli bir şey görüyor. Yani Yusuf'un anlatısındaki ve onun eylemlerindeki politik içerikle ilgilendiğini aslında fark ediyoruz Nazım'ın. Ve kendisi de metnin başında piyesteki diyalogların bazı bölümlerin aynen Tevrat'tan alındığını da zaten söylüyor. Buna birazdan değineceğim ama metinde sürekli hakim bir kutsal kitap dilinin taklidi var. Ama başta Menefüs olmak üzere bütün etrafındaki karakterlerle bu dilin bütünlüğünün de parçalandığını ve dilin paradikleştirildiğini göreceğiz. Birazdan bir iki örnekte vereceğim zaten. Hikaye nasıl başlıyor? Milattan önce 1600 tarihi vurgulanarak başlıyor. Aslında bu tarihçilerin işte Yusuf'un Mısır'a geldiğinin düşünüldüğü tarih. Dolayısıyla aslında tarihselleştiriyor bir kutsal anlatıyı, bir tarihsel bağlam kazandırıyor ve hikaye zindanda açılıyor. İşte Potifar'ın karısının ona attığı iftiradan sonra zindandaki pozisyonuyla hikaye açılıyor. Yani hemen şunu fark ediyoruz, kardeşlerinin ihanetine uğraması yok. İşte kuyuda çile çekmesi, köleleştirilmesi yok. Yani Yusuf'un mağduriyetleriyle ilgilenmiyor anlatıcı. Yusuf'un son mağduriyetiyle ilgileniyor aslında. Yani çünkü o zindanda daha sonra yükselmeye başlayacak. İlk sözlerse Menofis karakterine verilmiş. Menofis, Yusuf'un diğer mahkumlardan ayrıcalıklı bir pozisyonda olduğunu haber veriyor bize. Ve bunun nedenlerini sorguluyor. Herkes taş kırarken sen niye ağacın gölgesinde oturuyorsun diye. Mahkumların arasındaki konuşmalardan biz aslında Yusuf'un bir jurnalci olduğunu anlıyoruz. Mahkumları hapishane müdürüne jurnalleyen biri. Babasının gözündeki kıymeti de kardeşlerini jurnallemesinden geliyor anlatıya göre. Dolayısıyla biz hemen Yusuf'un peygamberlik vasıflarının, yani ortalama bir işte Yusuf kıssası ile ilgili bilgi sahibi olan bir alımlayıcının zihnindeki bütün taşların söküldüğünü fark etmeye başlıyoruz. Şimdi ilki bu. Zaten Yusuf sahneye çıktığında da öyle bir kibirle sahneye geliyor ki mahpuslardan birini şey diyor, benim kim olduğumu unutanlara anlat bakalım ben kimim. Hemen Menefüs'ün verdiği cevap şu, senin kim olduğunu biliyoruz, bin defa dinledik. Şimdi burada tabii Yusuf'un gerçekliği dilsel olana hapsedilmiş oluyor. Ve aslında gerçeklik bağlamından, kutsal bağlamından, sorgulanamaz bağlamından da kopartılmış oluyor. Burada mahpusun işte Yusuf'un kim olduğunu anlattığı kısım, sen Yusuf'sun. Baban Yakub'a Allah dedi ki senin sülbünden krallar çıkacak. Sen Dilber Yusuf'sun. Kardeşlerin seni kıskandı ve çölde kör bir kuyuya attılar. Ve kervancılar seni orada bulup çıkardılar ve Mısır'a getirip esir pazarında sattılar ve seni vezir Potifar köle diye aldı ve Potifar'ın karısı Zeliha sana göz koyup seninle yatmak istedi ve sen buna razı olmadın ve Zeliha sana iftira edip üstüne saldırdı. Şimdi bu tam bir kutsal kitap retoriği. Bu retorikle aslında Yusuf'un hikayesi de bir özetleme yoluyla anlatıya yerleştirilmiş oluyor. Burada dikkat çekici iki nokta var. Oyun boyunca sürekli Yusuf senin sülbünden krallar çıkacak sözünü tekrar eder. Ve onun kibirinin temel göstergesidir bu. Bir diğeri de Dilber Yusuf tanımı. Tabii yani Yusuf'un güzelliği hem Tevrat'ta hem Kur'an'da
sıklıkla vurgulanır ama buradaki Dilber sözüyle o Yusuf'un retorik olarak kurmaya çalıştığı, çevresi üzerinde kurmaya çalıştığı iktidarın efemin eleştirilerek bir anlamda kırılması çabası var. Bu Dilber sözü de çok devam edecek zaten anlatının içinde. Dolayısıyla kutsal kitaplarda, daha doğrusu Kur'an'da kibirinin tek görüldüğü sahne, hani bir an için bile olsa işte güzelliğiyle övünmüş bulunmak olan Yusuf burada bir kibir abidesi olarak çıkıyor en başta karşımıza. Senin sülbünden krallar çıkacak sözü tekrar tekrar kendi aklıyla, kendi soyuyla övünme halinde metinde sürekli üretilecek. İkincisi, belki en bildiğimiz işte Yusuf'un güzelliği. Yusuf'un güzelliği konusu da oyunda şüpheyle yaklaşılan bir konu haline geliyor. Hapiste onu ziyaret etmeye gelen iki kadın şey diyorlar, bu mu güzel? Bunun neresi güzel? Bu bembeyaz bir adam, burnu kocaman. Ama tereddütlerini şununla bastırıyorlar. Diyorlar ki güzel olmasa Potifar'ın karısı Zeliha o kadar üzerine düşer miydi? Dolayısıyla aslında burada onaylanan iktidarın arzusunu arzulama hali söz konusu var ama alımlayıcıya bir şüphe yaratılmış oluyor zaten. İkinci şüphe yaratılan konu Yusuf'un Zeliha'nın arzusuna neden irade gösterdiği. Şimdi bu önemli sahnelerden bir tanesi, yine kadınlar soruyorlar, sen Zeliha'yı neden reddettin, neden burada hapiste olmayı göze aldığında onu reddettin diye. Bizim bildiğimiz işte Allah'ın işte lütfunu kaybetmemek, Potifar'a ihanet etmemek ve doğru eylemi yapmak. Aslında Kur'an'da da Yusuf suresinde takdir edilen budur. Yani baştan çıkarıcı olan ne kadar şiddetli olursa ona karşı gösterilen irade de o kadar yüceltilmeye değer olacaktır. Fakat burada kadınların sorusuna Yusuf'un verdiği cevap da bu iradeyi sorunlu hale getiriyor. Yusuf diyor ki, efendim bu evde benden büyük değildir ve senden başka hiçbir şeyini benden esirgemedi. Nasıl bu büyük kötülüğü yapayım ve Allah'a karşı suç edeyim? Demek evdeki mevkini kaybetmemek için onunla yatmadın diyor kadın. Birinci kadın da diyor ki, demek korkudan, Allah'tan korktuğun için onunla yatmadın. Yusuf da diyor ki, hangisi daha iyi olurdu? Ve hemen arkasından kadınlar gittikten sonra Yusuf'un avlu da tekrar açığa çıkartılan Zeliha'ya karşı duyduğu arzu dile dökülür. Şimdi buradaki Yusuf'un sözleri doğrudan Hazreti Süleyman'ın Neşideler Neşidesi'nden yapılan alıntı. Beni kendi ağzının öpüşleriyle öpmek istedi, öpüşmedim diye başlayan kısım tamamen birebir alıntıdır. Ve Kemal Tahir'e yazdığı mektupta Nazım Hikmet Hazreti Süleyman'dan gelmiş geçmiş en lirik sevda şairi olarak bahseder. Dolayısıyla aslında biz burada Yusuf'a bu arzuyla beraber işte insani bir yön, psikolojik bir derinlik kazandırıldığını görüyoruz. Yusuf'un bu arzusunun onaylandığını görüyoruz aslında. Ve onaylanmayan cinsel arzuyu iktidar arzusuna feda etmesidir bir taraftan da. Şimdi bunun sonrasında bu aslında bir insanileşme, bir zaaf anıdır Yusuf için. Ve hemen arkasından avludaki bir taşı sırtlanıp taşımaya kalkışır bu zaafı tamamlamak için. Ama taşı düşürür, yuvarlanır. Etrafındakiler ona gülerler. Birdenbire bu psikolojik yoğun sahne bir farz sahnesine dönüşüverir. Sonra tekrar kalkar ve işte şey der, Rab benim babam Yakub'a dedi ki senin sülbünden krallar gelecektir. Sonra dilsel olarak yine kurmaya çalışır iktidarını. Birinci gardiyan buna deli der. İkincisi bu deliden de beter der. Yani o Yusuf'un iktidarı hiçbir şekilde onaylanmaz. Hiçbir şekilde bir bütünlük kazanmamış olur aynı zamanda. Şimdi tabii bunun karşısında evet artık Menofis'ten bahsedebiliriz. Menofis anlatıcının metne en temel müdahalesi. O metne kendi dünya görüşünü aşıladığı temel aracı. Birkaç tane cümle sadece bu doğrudan Yusuf'a söylenen ya da işte diğer karakterlere anlatılan aslında diyalektik materyalist retoriğin, Marksist retoriğin metindeki sesi Menofis. Kulların artık kul olmadığı, korku bilmediği günler vardır. Bu dünyada yaşamak ne demektir? Öteki dünyadaki çınar ağaçlarının altında değil, bu dünyadaki çınar ağaçlarının altında yatmak ne demektir biliyor musun?
Dövüşe dövüşe esir düşen teslim olmuş sayılmaz. İnsan dövüşe dövüşe daha iyi dövüşmesini öğrenir. Şimdi Menofis metinde Yusuf'a karşı, Yusuf'un eylemlerine karşı, Yusuf'un retoriğine karşı doğal olarak bir direnç geliştirir. Sık sık Menofis'in model alacağı bir figürün olmadığından bahsedilir oyun içinde. Bu nedenle bir devrimci arketipidir aslında. Yani baskının, zulmün, haksızlığın olduğu yerde doğal olarak gelişmiş bir dirençtir Menofis'in varlığı. Yusuf'un kendine dair hesapları vardır. Menofis'in beraber olduğu grupla, halkla ilgili tasarrufları ve talepleri vardır. Bir plana bir planla cevap verir. Aslında bir taraftan işte Yusuf'un kurmaya çalıştığı iktidara karşı onu parçalayıcı bir sesle üretmiş olur. Ve Menofis onu sürekli gayri ciddiye alır. Yani mesela ileriki sahnelerden birinde Menofis'i yakalayıp 40 değnekle cezalandırdığında eğer acı acı bağırıp af dilersen seni affedeceğim der. Şey diye cevap verir Menofis. Sesimin güzelliğini mi ölçeceksin? İstersen sana türkü söyleyeyim. Dolayısıyla Yusuf'un hiçbir zaman bütünlüklü bir söylem kurmasına müsaade edilmez. Arkasına aldığı o kutsal söylem gülünçleştirilir. Bu diller arasındaki kaymayla Yusuf da çelişkili bir varlık olarak aslında bize somutlaştırılmış olur. Menofis'in tabii karşı çıktığı diğer karakter Firavun. Firavun bir saray yaptırmaktadır. Sarayın inşaatında çalışanlara verilen yemekler azdır. Yemeklerin arttırılmasını isterler. Arttırılmayınca iş bırakırlar. Ve Firavun'un karşısına yakalanıp getirilirler. Firavun taleplerinin ne olduğunu sorar. Menofis der ki yemeklerimizi arttırın. Firavun için bu öncesi olmayan bir eylemdir. Yani ilk defa böyle bir taleple karşılaşıyor. Ve şeyi sorar. Mukaddes anlatılarda yazıyor mu? Ne yapmamız lazım? Daha önce böyle bir şey olduğunda nasıl çözülmüş? Yanındakilere soruyor. Diyor ki bunu nasıl çözeceğiz? Çünkü bir örneği yok. Çünkü Firavun tarihsel değişmezlik fikrinin temsili orada. Tarihsel durağanlığı aslında bir anlamda anlatıyor. Menofis de yine bir taleple çıkıyor ortaya. Fakat sürekli şey diyor mesela, ben bu dediğinizi yapmazsam ne yapacaksın Menofis? Bilmiyorum diyor. Yani henüz yöntemsiz, henüz temellenmiş bir içerikten mahrum. Ama dediğim gibi içgüdüsel olarak, doğal olarak ortaya çıkan bir direnç söz konusu baskının olduğu yerde. Firavun'un etrafındakilerce uyarılması ve diyor ki aslında işte hakkını talep etti. O senin elinden en güçlü olan şeyi aldı. Senin atlarından daha zor zapt edileni, demir silahlarından daha kuvvetli olanı buldular. Burada da tabii Firavun yakalanmaları emirlerini veriyor ve şu tuhaf şey sözü oyun içinde Zeliha tarafından da, Yusuf tarafından da, Firavun tarafından da tekrar edilecek. Çünkü tuhaf olan değişim, anlamlandırılamayan değişim talebi. Bir taraftan o tarihin dönüştürülebileceği fikrinin ortaya ve açığa çıkmış olması aslında. Oyun içinde bu sıklıkla anlatılacak. Firavun'un rüyasını yorumlayıp, 7 kıtlık ve 7 bolluk dönemini yorumlayıp, kıtlık dönemi için bütün ambarları buğdayla doldurup, Firavun'a nasıl zenginleşeceğinin, daha da zenginleşeceğinin ve halkı nasıl sömürgeleştireceğinin bilgisini verdikten sonra Zafanet penah olur. Yani sırları açığa çıkaran ve neredeyse Firavun'la güç olarak eş hale gelmiş birine dönüşür Yusuf. Ve bu gücü elde ettikten sonra artık Zeliha'nın karşısına çıkar. Zeliha'nın onun karısı olmasını ister. Şu önemli bulduğum bir alıntı, Zeliha'nın karşısında gene o müthiş kibiriyle çıkıyor Yusuf ve diyor ki bütün Mısır diyarı benimdir ve bütün kavim üzerinden ne çekilmez bir adam. Yani oyun boyunca sürekli böyle geziyor sahnede. Bütün Mısır diyarı benimdir ve bütün kavim üzerinde benim hükmüm yürür. Bir müddet sükut, dokunayım sana. Sana bir kere dokunmak için, seni bir kere ellemek için vermeyeceğim şey yoktur. Şimdi bir tarafta kutsal kitap dilinin ulviyeti, bir tarafta insani olanın bedenselliği. Bir tarafta kurmak istediği iktidar, bir tarafta aslında gerçek iktidarsızlığı ve güçsüzlüğü.
Bir tarafta olmak istediği, bir tarafta gerçeği. Bütün bu kaymalarla bahsettiğimiz gibi Yusuf bütün çelişkileriyle bize ifşa edilmiş olur. Fakat burada bir parantez açıp çok uzatmamak için çok detaylandırmadım. Ama hani Zeliha'dan da belki bahsetmek gerekir. Zeliha için şey diyor Nazım Hikmet Kemal Tahir'e yazdığı mektupta. Efsanelerde çok gölgede bırakmışlar. İşte Hatuncağız'ı birazcık açığa, aydınlığa çıkartmak istedim diyor. Hani maalesef Nazım'ın oyunlarında bir hatuncağızın aydınlığa çıkartılması çok hayırlı bir şey değil. Burada da öyle oluyor. Ne olduğunu pek anlamıyoruz Zeliha'nın hareketlerinin, motivasyonunun ne olduğunu. Reddedildiği için müthiş bir kinle ve kurnazlıkla ona iftira atıp işte zindana attırıyor. Sonrasında her gün bir genç erkekle beraber oluyor ve hepsine Yusuf diyor. Yusuf karşısına geldiği zamansa işte bu sahnede, bu şeyde de olan, işte Mesnevilerde de olan, kadınların Yusuf'a duyduğu hayranlıkla ellerini kesmesi, işte ya da Mesnevi'deki işte elma sunarken, elma keserken ellerini kesmesi sahnesini tekrar canlandırır. Yusuf geldiğinde Zeliha ona ilgisiz kalır. Büyük bir hayal kırıklığıyla karşılar onu. Kadınlar da bayağı elmayı kesip ikram ederler Yusuf'a yesin diye. Dolayısıyla elma sadece böyle kendine gönderme yapan, hiçbir şey ifade etmeyen bir figüre dönüşür orada. Burada Zeliha'nın tavrına yüklenmek istenen, metin tarafından yüklenmek istenen şey, motivasyon, iktidar olan Yusuf'un cazibesini kaybetmesidir artık. Çünkü karım ol dediğinde Yusuf ona, ay bir daha Potifar'ın karısı olamam deyiverir. Yani eğer beni cariyen yapsaydın karın olurdum der. Dolayısıyla gücün bir anlamda Zeliha için önemli olmadığı vurgulanmaya çalışılır. Fakat bir taraftan da sonra şunu görürüz. Yusuf aslında onun için kendi iltimaslı konumundan kurtulması için bir fırsattır. Beni cariyen yaparsan evlenirdim seninle der ama bir taraftan da Yusuf'u tam da bu soy vurgusundan vurur. Der ki kurtların arasında sen ancak köpek olabileceksin. Dolayısıyla kıtlık zamanında Yusuf'la anlaşma yapar. Bereketli toprakları bölüşürler, buğdayları bölüşürler. Dolayısıyla kendi iktidarından vazgeçmez. Ve sadece arzulayan bir kadına dönüşür. Sadece çok böyle psikolojik yönü gösterilmemiş bir beden olarak anlatılır bize. Yusuf'a bahşedilen iç dünya Zeliha'ya bahşedilmez aslında oyunun içinde de. Mesela Menofis'e gördüğü zaman bu sefer ona gider, benimle yat der. Bu sefer ona der, kocam ol. Sırf şeye yarar, Yusuf ve Menofis'in Zeliha'ya karşı tavırlarını farklılaştırmaya yarar. Yani bir kendi motivasyonu varlığı olan bir karakter değildir aynı zamanda. Ve oyunun devamında önemli bir şey var, sahne var. Son perdede bu. Son perdenin açılışı haham Tevrat okur ve kıtlık dönemini ne dair Tevrat'tan aynen alıntılar yapar. Bu diyalektik materyalist bir oyunda bir öte dünya sahnesinin olması önemli tabii. Haham'ın Tevrat'tan yaptığı alıntılar aslında bir anlamda yoksulluğun nasıl üretildiği ve bu yoksulluğu yönetenlerin nasıl zenginleştiği üzerinedir. Bu söylemi Asyalı, Avrupalı, işte Amerikalı, Afrikalı ölülerin söylemleriyle çevreler oyun. Yani bir tarafta zenginleşme anlatılır, bir tarafta kıtlık, yoksulluk ve ölümün doğuşu paralel olarak bize gösterilir. Dolayısıyla aslında burada kutsal söylemin içeriğine el koyduğunu, o orijinali yabancılaştırdığını düşünüyorum. Çünkü anlatıya baktığı zaman Nazım Hikmet kendisinin de söylediği gibi korkunç, realist bir içerik var orada. Sömürgeleşmeyi görür, emeğin sömürüsünü görür, yoksulluğun yaratımını ve yönetimini görür. Buna paralel gelişen işte ölümcül yokluğu bize ifşa eder. Dolayısıyla aslında içeriği kendi dünya görüşüyle yeniden üretmiş olur. İçeriğin aslında sorgulanamaz yapısını ifşa etmiş olur. Politik olanı, din ve devletin ortaklığında gelişen iktidar ilişkilerini ve onun politik tarafını bize anlatmış olur. Ve aslında şuradaki sahnede de gördüğümüz gibi
Çok baskın bir kutsal kitap söylemi var. Onu söken bir Marksist söylem var. Evrim işte erotik sayıklamalar var. Gündelik dil var. İroni var. Şiirsel sahneler var. Bu Elias Canetti'nin akustik maske dediği. Bir türlü özellikle Yusuf'un şahsında bütünlüğünü bulamamış. Onun çelişkilerini akustik olarak bize yansıtan bir çeşitlilik söz konusudur. Buna Bahti'nin deyimiyle söylem türleri de diyebiliriz. Bunlar birbirleriyle sürekli çatışırlar. Bunlar sürekli birbirlerinin aslında söylemin kaydığı ve çeşitlendiği noktalarda birbirine değerler. En şeyde de ama temelinde de aslında bütün bu çeşitliliğe rağmen Marksist retorikle dini retoriğin karşı karşıya getirildiğini görüyoruz aslında. Ve buradaki çok sesliliğin söylemsel olarak, ideolojik olarak bir çok seslilik yaratmadığı da açık aslında. Yani yine Bahti'nin deyimiyle söylersek, ötekinin dili bir polemiğe konu edilir ve geçersizleştirilir. Yani onaylanmaz. Bu diller yan yana durduğu zaman eşit diller değillerdir, eşit söylemler değillerdir. Monolojik bir söylemin yerine, yani kutsal, mitsel bir anlatının yerine yine monolojik bir söylem, yani Marksist bir retorik yerleştirir. Oyun sonuysa, oyunun sonunda aslında işte Menofis'in, isyan eden Menofis'in ölümüyle sonuçlanır. Yusuf'un elinde ölümüyle sonuçlanır ve aslında yine bir Marksist tirat diyebileceğimiz bir sahneyle oyun tamamlanır. Kimin ekmeğini kime veriyorsun Yusuf? Burada bu adam oturmuş, etrafında katipleri, muhafızları, kimin ekmeğini, kimin buğdayını kime veriyor? Ambardakiler, ekmekler, buğdaylar ve yiyecekler kimin toprağından ve bahçesinden ve kimin elleriyle ekildi ve biçildi ve toplandı? Kavmin kendi ekmeğine, kendi buğdayına bedel kendini satması nedir? Yusuf'un bütün Mısır halkını köleleştirmesi sürecinin sonunda işte Menofis'in direnciyle oyun tamamlanır. Ve son sahne de aslında bir üst kurmacaya da dönüyor. Sen Tevrat'a göre 110 yaşında öleceksin ve ben oynadığımız oyunu yazana göre 40 yaşında ölüyorum. Demin şurama, böğrüme bir bıçak attı muhafızların. Bağırsaklar delindi galiba. Halbuki yaşamak, ölmemek, ölmemek yaşamak. Yusuf, sen de ben de binlerce yıl yaşayacağız daha. Firavun ve Rab senin ne olsun Yusuf, hayat benimledir. Şimdi bu aslında oyunu bir bütün olarak bir melodram formuna yaklaştırıyor. Açıkça bir iyi kötü çatışması, iyinin kötü tarafından bir anlaşmaya zorlanması, bunu kabul etmeyen iyinin ölümü ve aslında ölenin erdeminin açığa çıkması söz konusudur. Şimdi gördüğümüz gibi aslında oyunun, daha doğrusu kıssanın temel eylemi kuran yollarını çok değiştirmeden, anlatıyı çok parçalamadan, kesip biçmeden ona kendi dünya görüşünü zerk ettiğini ve aslında temel olan anlatı içindeki politik olanı aydınlığa çıkarttığını ve yeniden dönüştürdüğünü fark ediyoruz. İlginç olan noktalardan bir tanesi, belki kapatırken de bunu da konuşmuş oluruz. Bu oyunun Türkiye'de de, Sovyetler'de de çok geç dönemde sahnelenmiş, yani Sovyetler'de hiç sahnelenmiyor zaten, Türkiye'de çok geç dönemde sahnelenmiş olması. Nazım'ın üzerindeki yasaklar 1965'ten sonra kalktığında aslında 60'lar ve 70'ler solun sahnede kendisini çok rahat temsil alanları bulduğu dönemler. Fakat 60'lar daha çok bir epik tiyatro dominasyonuyla geçiyor. Brecht'in keşfedilmesi aslında, Ankara Sanat Tiyatrosu gibi, Dostlar Tiyatrosu gibi, Ankara Çağdaş Sahne gibi alanları aslında işgal ediyor. 70'ler ise ortamın sağ-sol çatışmalarında sertleşmesiyle birlikte sahneye daha işte mesela işte Yıldız Yargılaması gibi, Mithat Paşa'nın mahkemesini bir belgesel üslupla yansıtan ya da Şili'deki askeri darbeyi yansıtan ya da McCarthy dönemindeki antikomünist uygulamaları sahneye taşıyan, daha acil, çok estetikten uzak, acil siyasal söylemi sahnede temsil eden, sahneyi kürsüye çeviren oyunlar belirgin olmaya başlar. Mesela Yılmaz Onay bu oyunu Çağdaş Ankara sahnesinde 1975-76 sezonunda prova ettikleri sırada sol sendikaların gelip oyunu bastıklarını, bu oyunun Nazım'ın oyunu olmasının mümkün olmadığını söylerler. Fazla estet ve işte biçimci, fazla sanatsal bulduklarını söyler. Dolayısıyla Nazım'ın kullanım değeri aslında maalesef Türkiye'de
sol çevrelerce hep işte şiirinin ilk dönemlerinden devşirilerek yaratılmıştır. Ya da işte milliyetçi çevrelerce o Kurtuluş Savaşı destanından üretilmiştir. Nazım'ın tiyatrosu belki Yusuf ile Menofis bir olumlu tipin oluşturulmasına en yaklaşılan metindir. Böyle bir karakteri bir de Ferhat'ta görürüz. Onun dışında 23 oyunun 21'inde bir olumlu tip yoktur. Bunun özellikle oyunların içinde eleştirildiğinden de söz etmiştim. Ama buna en yaklaşan, en slogan sözlere, en yaklaşan oyunu bile, işte bu bahsettiğimiz söylem kaymaları, çok biçimci yapı ve işte gelenekle kurduğu ilişkiyi düşündüğümüzde sahnenin önceliği haline gelmez. Ve basılmaz ve sahnelenmez. 1990'lardan sonra, hatta 2000'lerden sonra yavaş yavaş Nazım'ın oyunları keşfedilmeye başlayacak ama onda da belki şunu da söyleyebiliriz. İvan Ivanoviç oyunundan söz etmiştim. İvan Ivanoviç oyunu hem amatör tiyatrolar, hem üniversite tiyatroları, hem tiyatro adam gibi önemli tiyatrolardan biri tarafından iki sezon oynandı. İvan Ivanoviç en distopik oyunlarından bir tanesidir. Dolayısıyla biraz çağın ruh halinin taleplerine cevap verecek bir içeriği seçip almaya başlarlar Nazım oyunları söz konusu olduğunda. Ama hem bulunduğu coğrafya hem onu çevreleyen tarihsel koşullar düşünüldüğünde Nazım'ın oyunlarının gayet iyi, Türk tiyatrosundaki tiyatro yazımını düşündüğümüzde gayet iyi oyunlar olmasına rağmen çok kavranamadığını ve şiirlerinin yanında ikincileştirildiğini söylemek mümkün. Dediğim gibi inşallah yakın zamanda bu oyunlara daha yakından bakılır ve bu malzeme Nazım'ın oyunlarını kendi içeriğinden üretilir. Çünkü Nazım kendi oyunlarını defalarca tekrar yazıyor. Dolayısıyla aslında içindeki temel unsurlar tanımlanıp tekrar tekrar güncellenebilecek bir malzemeyi barındıran oyunlar bunlar. Aynen sahnelenmesi gerekmiyor zaten. Bunu Nazım kendisi de hiçbir zaman istememiş. Dolayısıyla umarım rejisörlerin dikkatini çekmeye başlar bu oyunlar. Sabrınız için teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık.